Başbakanın yani o zamanki Cumhurbaşkanı'nın meclise kanun yollama yetkisi yok. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun referanduma sayılı günler kala çalışmalarına bakıp geçit veren köyünde sürdürdü. Kararname ile ülkeyi yönetecek diyorlar. Böyle bir şey yok. Onu kaldırıyoruz. Vakıf Geçit Veren Köyü'nde köy halkıyla bir araya gelen Ercoşkun, referandum hakkında konuştu. Ercoşkun açıklamalarında 15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi ve bu zor dönemin ardından hayata geçirilmesi hedeflenen anayasa değişikliğinin ülke açısından büyük ve tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Özel idaremiz var değil mi? Özel idarede çalışanlar var. Özel idarede diyelim ki teknik işler şube müdürlüğü kurulacak. Bunun için kanuna gerek var mı? Gerek yok. Özel idare kendi içinde bu kararı alacak, yapacak. Kararname de bu işte. Cumhurbaşkanı diyecek ki ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yeni bir daire başkanlığı kuruyorum. Kurabilecek. Bunun için kanuna gerek yok. Ercoşkun anayasa değişikliğiyle hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilecek Cumhurbaşkanı'nın diktatör olamayacağını söyleyerek diktatör tankla, topla, tüfekle gelene denir dedi. Bir Cumhurbaşkanı tek bütün yetkiler bir kişide toplanır mı deniyor. Şimdi biz bütün yetkileri bir belediye başkanına topluyoruz Bolu'da. Değil mi? İki tane mi belediye başkanı var? Yok, bir tane belediye başkanı var. Veya bütün yetkileri muhtarda topluyoruz. Değil mi? İki tane muhtarda. İki tane cumhurbaşkanı olmaz ki.